Arkadaşlar merhabalar, bu videomda dik üçgen konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani özel kenarlı üçgenlerin konu anlatımını yapacağız. Arkadaşlar en önemli yerlerden yine birindeyiz. Ya hocam siz de her yere önemli diyorsunuz. Yok kardeşim, gerçekten önemli. Şuradaki işaretlediğim kısımdaki yeri adınız soyadınız gibi bileceksiniz. Şu kırmızı başlıklar 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25 ve 1, 2 kök 5 üçgeni. Şimdi anlatayım bunları arkadaşlar. Bakın özel kenarlı üçgenler. Bakın geçenki videoda ne dedik? Kısalaştırmıştık, böyle ortak çarpana falan almıştık arkadaşlar, değil mi? Evet, yine ortak çarpandan falan yapabilirsiniz. Kesinlikle yapacaksınız. O ortak çarpanı aldığınızda karşınıza böyle şey geliyorsa 3-4-5 üçgeni gibi bir kalıp geliyorsa eksik parçayı tamamlayacaksınız. Şimdi 3-4-5 üçgeni dik kenarlarda 3'ün ve 4'ün katı varsa hipotenüs 5'in katıdır arkadaşlar. Bakın yalnız şu değil ha, 3-4 ise burası 5 değildir. En uzun kenar, bu üçgenlerdeki saydığımız hep en uzun kenar hipotenüs olmak zorunda, dikkat edin. Burası 4 ise 3-4 ise burası 5 diyebiliriz. Evet, dik kenarlarda 3'ün ve 4'ün katı varsa hipotenüs 5'in katıymış. Yani sen artık böyle bir şey gördüğün zaman 18 ve 24 gördüğün zaman şu x sorulduğunda yine bizim ortak çarpandan yapacaksın tabii ki. 6 çarpı 3 burası, 6 çarpı 4 burası. Burası da 6 çarpı kareküçünde yazmana gerek yok. Çünkü burada 3 var, burada 4 var. 3, 4, 5 üçgeninden 5 eksik, buraya da 5'i yazarsın. 6 kere 5 30 diye söylersin burayı. Tamam mı? Yalnız burada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni önemli bir üçgendir. Ardışık bir üçgendir. 3, 4, 5 üçgenini kesinlikle ama kesinlikle bileceğiz dedik. Adınız soyadınız gibi. Hatta geometride hızlanmak istiyorsanız, yani böyle işte bizim için 5 saniye 10 saniye biliyorsanız çok önemli arkadaşlar. Buradaki dediklerime de dikkat etmeniz gerekir. 3, 4, 5'in 2 katı nedir arkadaşlar? 6, 8, 10 üçgeni. 3 katı nedir? 9, 12, 15 üçgeni. 4 katı nedir? 12, 16, 20 üçgeni. 5 katı nedir? 15, 20, 25 üçgeni. İşte bunları da bilmenizde fayda var. Ya hocam ben bilmesem. Mesela 15 var. Burada da 25 var. Ortak çarpan 5. 5 çarpı 5. 5 çarpı 3. O zaman burası da 5 çarpı 3, 5. 3, 4, 5'ten 4 eksikleyip burayı 20 diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bilseniz iyi olur. Çünkü sorularda bazen hissetme yöntemini kullanacağız. Hissetme yöntemi nasıl? Biraz sonra göreceksiniz. Bunları adınız soyadınız gibi bilin. Bir de ardışık artan tek üçgen 3, 4, 5'tir arkadaşlar. Ardışık artan. Mesela ardışık sayı 3, 4, 5. Ardışık ikişer artan 2 katıdır. 3'er artan nedir? 9, 12, 15 üçgeni. 4'er artan 3, 4, 5'in 4 katı. 5'er artan da 3, 4, 5'in 5 katı. Mesela 13'er artan bir üçgen gördüğün zaman o zaman 3, 4, 5'in 13 katıdır. Yani 13, 39, işte 3, 4, 5'in 52, bir de 13, 65 üçgeni oluyor arkadaşlar. 13'er artan, yani şer, ne derler? İşte şer üçgen mi diyelim? Ne diyelim arkadaşlar? Ardışık artan. Ya ikişer artan, üçer artan, dörder artan, değil mi? Şer üçgen diyebiliriz daha doğrusu buna. Böyle atıyorum 17'şer artan bir şey gördüğünüz zaman işte o nedir? 3, 4, 5'in 17 katıdır diye söyleyebilirsiniz. Evet, 3, 4, 5 ve belli bir katına kadar adınız soyadınız gibi bilmeniz tavsiye edilir arkadaşlar. Sebebini biraz sonra söyleyeceğim. Hissederken çok işimize yarayacak, tamam. 3, 4, 5 üçgeni bu. Sonra bunun yanında şu 5, 12, 13 üçgeni. Dik kenarlar 5'in ve 12'nin katıysa hipotenüs 13 katıdır. Sadece bu katı bilmeniz yeterli. Hani şöyle bir üçgen gelirse, iki katı bir üçgen gelirse zaten bulursun. 10, 24 görürsen x de sorulursa hocam burası 2 çarpı 5. Hocam burası 2 çarpı 12. Burası da 2 çarpı 5. 12, 13'ten 2 çarpı 13 dersin. Yani 26 diye bulursun zaten burayı. Tamam. Bunlarda belli bir katını bilmenize gerek yok arkadaşlar. Siz sadece dediğim gibi 3, 4, 5'in katını bilin. 5 katına kadar bilin. Yani 12, 16 görünce direkt 20'yi yapıştırın arkadaşlar. Sonra 5, 12, 13 üçgeni dedik. Dik kenarlar 5 ve 12'nin katıysa hipotenüs 13'ün katıdır. 8, 15, 17 üçgeni. Dik kenarlar 8'in ve 15'in katıysa hipotenüs 17'nin katıdır. 7, 24, 25 üçgeni. Bunu da bileceğiz arkadaşlar. Dik kenarlarda 7 ve 24 varsa hipotenüs de 25'in katıdır. Bir de bu önemli bir üçgen arkadaşlar. ÖSYM çok kullanır. Kitaplarda da çok kullanırız. Soru yazarken de kolay bir kalıp olduğu için bunun üzerine de yazarız arkadaşlar. O yüzden bunu da bilmenizi tavsiye ediyoruz. 1, 2 kök 5 üçgeni. Ha hocam bir de 1, 3 kök 10 diye bir şey uydursak mı? Uydurabiliriz aslında ama ben en fazla karşınıza çıkanı yazıyorum arkadaşlar. Geri kalanını zaten Pisagor bağıntılarından ya da ortak çarpandan zaten bulabilirsiniz. Hocam bu 1, 2 kök 5 üçgeni dediğiniz nedir? Dik kenarlarda yalnız bakın. Hipotenüs 2 burası 1 ise zaten burası kök 3 çıkıyor arkadaşlar. Ama dik kenarlarda 1 ve 2 varsa Pisagor bağıntısından zaten burası kök 5 geliyor. Ha, dik kenarlarda 1'e 2 oran varsa mesela 8'e 16 ise direkt 8 kök 5 yazabiliriz. Ya da tam tersi dik kenarlarda değil de mesela burası 6, burası da 6 kök 5 var. Aa, küçük olanın kök 5 katı, o zaman burası 2 katı 12 olacak diye de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bizlere bunlar büyük bir kolaylık sağlıyor. O yüzden burada yazan 3, 4, 5 ve 5 katına kadar 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25 ve 1, 2 kök 5 üçgenini adınız soyadınız gibi bileceksiniz. Şimdi buraya bir not yazmışım. Bak, demişim ki yukarıdaki özel üçgenlerin hepsini öğrenmeniz şiddetle tavsiye edilir. Ettik zaten. Geometri dersindeki çoğu soru bu özel üçgenler kalıpları üzerine yazılır. Hatta bazı sorularda hissederek sorunun çözümüne daha kolay bir yoldan ulaşılır. Şimdi aşağıdaki örnekleri inceleyelim arkadaşlar. Dediğim gibi hissederek de çözeceğiz. Mesela şöyle bir şey gördüm. Sen direkt bodoslama soruya dalma. Çıkar 17'nin karesi eşittir 2x'in karesi artı x artı 11'in karesi. Bu sadece bu dik üçgen konusunda değil arkadaşlar. Çember konusunda bile bu hissetme yöntemini aşırı derecede kullanacaksın. Katı cisimlerde bile kullanacaksın. Tabii ki burada işlemle çıkılır ama düşün. Benim gibi düşün. Soruyu yazan gibi düşün. Bunların soruların hepsini ben yazdım. Ne yaptım? Ulan şurası böyle şey olsun. 8, 15, 17 olsun. İşte x'e bir değer verdim falan filan. İşte ters mantıkla düşün. Ya sen düşünürken nasıl düşüneceksin? Hocam 17 var. Düşüneceksin. Hissedeceksin. Bak, sallama değil. Hisseden insan şey yapar. Hissetmeyle sallama arasında tabii ki fark var arkadaşlar. Hisseden insan sorun çözümünü rahat bir şekilde bulur. Sen böyle bir şey gördüğün zaman hissetmeyle sallama arasındaki farkı da söyleyeyim. Sadece burası 17 ise hocam burası 8, burası 15 demek sallamaktır mesela. Ama bütün kenarlar varken, şu şekilde x cinsinden ya da farklı bir cinsinden varken soruyu hissettin. Hissettiğin sayıda sağlamasını tutuyorsa o zaman tamam, olay bitti. Şimdi hissedelim bakalım. 17 varsa büyük ihtimalle 8, 15, 17 üçgenidir. Acaba burası 8 iken burası 15 yapıyor mu? Buranın 8 yapması için x yerine kaç yazacağız? 4. X yerine 4 yazdığınızda sağlaması tutuyor mu? 4 artı 11, 15 tutuyor arkadaşlar. O zaman sen burada işlemi de yapsan x'i zaten 4 bulacaksın. A bizden BC isteniliyor. BC uzunluğu da kaç yapar arkadaşlar böylelikle? O da 15 yaptı arkadaşlar. Cevabımız 15 oldu. Hissetmek bu. Hissetmeyle sallamayı lütfen ama lütfen karıştırmayın. Mesela geldik bu soruya. Hangi baba yiğit bunu yapacaktır kardeşim? X artı 2025'in karesi eşittir x artı 2023'ün karesi artı x artı 2021'in karesi. Vallahi ben yapamam arkadaşlar. Siz yaparsanız yapın. Bakın bakayım burada özel bir durum var mı? Aa hocam, bunlar ikişer ikişer artıyor. Şer artan üçgen hangisiydi arkadaşlar? 3, 4, 5 ardışıktı arkadaşlar. Ardışık üçgen yani diyebiliriz aslında arkadaşlar. O zaman ikişer artan da 3, 4, 5'in 2 katıdır. Acaba öyle mi? Burası 6, burası 8, burası 10 üçgeni mi? Evet. 6, 8, 10. X yerine kaç yazarsak arkadaşlar? 2015 yazarsam hocam burası 2025, hocam burası 2023, hocam burası da 2021 yapıyor mu? Yapıyor arkadaşlar. Hayır. X yerine 2015 değil. Eksi 2015 yazarsam hocam burası ne yaptı? 10. Hocam burası ne yaptı? 8. Eksi 2015 artı 2023 8 yaptı. Eksi 2015 artı 2021'de 6 yaptı mı? Yaptı. O zaman 6, 8, 10 sağlaması tuttu. X'i kaç bulduk? Eksi 2015 bulduk. Hocam bazılarını şöyle diyecek. Ya uzunluk negatif olamaz. Evet, uzunluk negatif olamaz. Zaten pozitif çıktı bunlar arkadaşlar. Sadece X sayısı eksi 2015 çıktı. Tamam mı gençler? Evet, ikişer artan, ardışık artan bir üçgen gördüğünüz zaman da 3, 4, 5'in katını. İkişer artansa 2 katı, 3'er artansa 3'er katı şeklinde düşünün arkadaşlar. O şekilde hissedip yazın. Geldik şu soruya. 12 biraz tehlikelidir arkadaşlar. Bak 12 var burada. Normalde bu soruyu gören insanoğlu 2x artı 9'un karesi eşittir 3x'in karesi artı 12'nin karesi deyip işlemle yapabilirsin. Ama 12'yi düşünün şimdi. 12'yi gördüğünüzde ne gelir arkadaşlar aklınıza? Ya 5, 12, 13 üçgeni gelir. Ama 12 sadece 5, 12, 13'te yok ki. 3, 4, 5'in katında var. 3, 4, 5'in 3 katı mesela 9, 12, 15'de olabilir. 3, 4, 5'in 4 katı mesela 12, 16, 20'de olabilir arkadaşlar. 12, 16, 20'de olabilir. Biraz sadece 12 tehlikelidir arkadaşlar. O yüzden 12'de biraz uğraşabilirsiniz sadece. Haberiniz olsun. Ama ben bunu gördüğüm zaman acaba 12 varsa 5, 12, 13 mü? Valla 5 yapamıyorum burayı. 5 bölü 3 olur. 5 bölü 3 koyduğumda burası da 13 olmuyor arkadaşlar. 5, 12, 13 gitti. Acaba 9, 12, 15 mi? Buranın 9 olması için x'in kaç olması lazım? 3 olması lazım. X yerine 3 yazarsam 2 kere 3 6 artı 9 eşittir 15 tuttu mu? Tuttu. 9, 12, 15 hissettik ve x'i de 3 bulduk. Buradaki işlemle de zaten x'i 3 bulursun. İşte sorular bu şekilde yazılıyor. Bak, soru yazmanın da sırrını da veriyorum size. Hocam siz mi böyle yazıyorsunuz? Sizin sırrınız bu. Değil. ÖSYM'deki soru yazan adam da bunu yapıyor. İsterseniz ÖSYM sorularını inceleyin kardeşim. Dediğimi yapabilirsiniz. Bakın, göreceksiniz. Geldik buraya. Evet, 6 kök 5 var. Eyvah eyvah. Ne yapacağız hocam? Buraya bir y diyelim. Aa, biz bunu yapmıştık. Bir burada Pisagor, bir de büyükte Pisagor yapmıştık. Hatta demiştim size, bunu 5 saniyede çözmeyi öğreteceğim size demiştim arkadaşlar. Bir önceki videoda yapmıştık. Neydi? Y'yi ortak bırakıp kareleri farkından şey yapmıştık. İkili Pisagor yapmıştık arkadaşlar büyük üçgende. Ama düşüneceğiz kardeşim. İster 10'dan yürü, ister 6 kök 5'ten yürü. 6 kök 5'ten yürümeyi de biliyoruz. Ne üçgeni vardı kök 5 ile ilgili? 1 2 kök 5 üçgeni. Ha, küçük olanın kök 5 katı. Acaba hissediyorum. Acaba burası 6'ya, burası 12 mi arkadaşlar? Hani 1 2 kök 5, küçük olanın kök 5 katı ya. Burası 6 iken burası 2 katı yapar. Ha, burası 12 iken burası kaç oldu? 8 oldu. 6 8 10 sağlaması tuttu mu? Tuttu. X direkt 8 arkadaşlar. Ben anlatırken 15 saniyeyi buldu ama yani siz yaparken bunu gerçekten 5 saniye içerisinde yapacaksınız arkadaşlar. Evet, cevap 8 arkadaşlar. Ha, bazen şey tutmayabilirdi. 6'yı 12 böyle yazdım ya. Belki burası 12, burası 6 olabilirdi arkadaşlar. Şu sağlaması tutmadığı zaman öbür çapraz sağlamasını düşünmeniz lazım gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geldik buraya. Oy oy oy. Ne vardır arkadaşlar burada? Ya normalde ikili dik üçgen yapıp Pisagor bağıntısı. Hocam y kare eşittir bunun karesi artı bunun karesi. Y kare eşittir bunun karesi artı bunun karesi. İkisinin kareleri toplamını eşitleyince çıkar diye yapabilirsiniz. Ama gerek var mı? Yok tabii ki. 7 varsa ne üçgenidir arkadaşım? 7, 24, 25 üçgeni diye hissettim. Bakalım hissiyatımız tuttu mu? Hocam 24 olması için x'in 10 olması lazım. X yerine 10 yazarsam burası 15 olur. 10 yazarsam burası 20 olur. Aa, 15, 20, 25 sağlaması da tuttu Pisagor'dan. Demek ki hissiyatımız doğru. X'i de buradan 10 bulduk arkadaşlar. Nasıl? Güzel mi? Gerçekten çok güzel. Yani biz de bunu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yani soruları yazarken de bu şekilde, şey yaparken de bu şekilde yapıyoruz. Evet, geldik bu soruya. Aa hocam, yükseklik dik alfa beta'ya gelir mi? Hayır kardeşim, bak dur. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Aa hocam, hem dik hem kenar ortay. Aklına ne geldi? İkizkenar. Aklına gelen başına gelsin. Gerçi burada hali hazırda var. X'ken burası da nedir? İkizkenardan dolayı x'tir. Aa hocam, Pisagor bağıntısı çıktı artık direkt. X artı 9, x ve 15 Pisagor bağıntısı. X artı 9'un karesi eşittir x'in karesi artı 15'in karesinden tabii ki yapmayacağız. İlk etapta şey yapacağız, hissedeceğiz. Bazen hislerimizde sonuca ulaşamayabiliyoruz arkadaşlar. O zaman sadece 5 saniyeniz kaybolur. O zaman Pisagor bağıntısını yaparsınız. 15 var. Dik kenarda 15 ile ilgili hangi özel üçgen var arkadaşlar? İki tane seçenek var. Ya 8, 15, 17 ilk aklımıza bu geliyor. Ya da dik üçgende 15 ile ilgili 3, 4, 5'in katında var mı? Var. 9, 12, 15 olacak. Ama 15 hipotenüs olacaktı. Burada dik kenar. Dik kenar 15 olan hangisi var? 15, 20, 25 üçgeni var. Şu olmazsa şunu deneyeceğim. 8, 15, 17 mi acaba? Hissettik 8 diye. 8'i koyduğumda 8, 15, 17 sağlaması tuttu mu arkadaşlar? Tuttu. O zaman geç gitsin. 5 saniyede 10 saniyede çöz soruyu. Geldik şu soruya. 12 verilmiş, 18 verilmiş. BK uzunluğu kaçtır diye soruluyor. K nerede ya? Oku soruyor. Dik üçgen biçimindeki karton B köşesinden katlandığında B noktası C noktası ile çakışmaktadır. Bazen katlanması verilmeyebilir arkadaşlar. ÖSYM veriyor. O ayrı bir konu. Ama belki de katlansa deyip de aynen bu şekilde katlanılmış halini göstermese. Bu zamana kadar hep verdi. Ya böyle gelirse? İşte biz kendimiz şey yapalım. Arkadaşlar aynı doğru üstünde gidiyorsak, o zaman katlaması buraya geldiyse bizim şu şekilde üçgenimiz mi oluşacak arkadaşlar katladığımız zaman? Hatta burası ne oluyor böyle? Katlama çizgisi aynı doğru üstünde gittiği zaman dik oluyor diye söylemiştik zaten, değil mi? Hatta dik olduğunu sen söylemeyebilirsin. Bu katlama çizgisi ya. Hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit. Katlamadan dolayı. Şunlar da birbirine eşit. Aa, ikizkenarda çizilen kenar ortay oldu. Yani yükseklik oldu. Hatta burası açıortay da olur. Çünkü üst üste binen açılar da birbirine eşit. Evet, katlanmış hali bu şekilde. Evet, bu üçgen buraya geldi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? BK isteniyor. Diyor ki bir dakika, katlanan kısım tekrar açıldığında kartonda oluşan katlama çizgisi. İşte bu katlama çizgisi arkadaşlar. AB doğru parçasını K noktasında kesiyor. AB'yi K noktasında kesiyormuş. Bizden de BK uzunluğu isteniyor. Şuradaki X uzunluğu isteniyor. Arkadaş buraya X dedik. Şimdi burası X'e. Buraya ne kaldı? 18 eksi X kaldı. Burası X'e. Burası da X arkadaşlar. Aha da burada bir Pisagor bağıntısı yapacağız mı? Yapacağız. Hocam X'in karesi eşittir 18 eksi X'in karesi artı 12'nin karesi diyenleriniz var. Olsun. boş ver, takma kafana. Ya da hisset 12 biraz tehlikeli. Neydi? 5, 12, 13. 9, 12, 15 ya da 3, 4, 5'in 4 katı 12, 16, 20 üçgeni diye söylemiştik. Arkadaşlar 12'nin olduğu üçgenler. Biraz 12 tehlikeli. Bunları da soru çözerek zaten aklınızda kalacak. İlk düşünce acaba 5, 12, 13 sağlanıyor mu? Hocam buraya ben 13 yazarsam 18-13 5 tutuyor mu arkadaşlar? Tutuyor. 5, 12, 13 sağlaması tuttu. Demek ki bizim cevabımız ne yaptı arkadaşlar? BK uzunluğumuz 13 yaptı. Evet, bu sorumuzun cevabı da 13 oldu gençler. Görüyorsunuz hissiyat, maneviyat. Geldik şuraya. Bu da bir dik üçgen sorusu. Hocam burada bir dik üçgen var. 7-25 ne üçgeni? 7-24-25 üçgeni. Hocam şurada da bir dik üçgen var. Artık ben 7-24-25'ten burayı buldum. Aha hocam be. Şurası yok. Burası yok. Bu Pisagor'u yapamıyorum. Sonra yaparım ben bunu. Büyük dik üçgene bakayım o zaman arkadaşlar. Büyük dik üçgene bakayım şurada. Büyük dik üçgene baktığım zaman bakın şurası kaç? 24. Şurası kaç? Bilmiyorum. Burası kaç? 40. 24 ve 40'taki ortak çarpana bakacağım. 40 dediğimiz ve 24 dediğimiz olay nedir arkadaşlar? 24 ve 40'taki en büyük ortak çarpan 8. 8 çarpı 5 burası. 8 çarpı 3 burası. Burası da ne olmak zorunda? 8 çarpı. Bakın 3, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden. Burası da 4 olur. Burası 32 olur. Tamamı 32 ise 14, 7 daha 21 yaptı. O zaman buraya kaç kaldı? 11 kaldı. Şimdi arkadaşlar mavi üçgene geri dönüş yapabiliriz. Şu mavi üçgende dik kenar 24, diğer dik kenar kaç oldu? 18 oldu. 18, 24. Hocam ortak çarpan 6. 6 çarpı 3, 6 çarpı 4. O zaman burası da 6 çarpı 5 olmak zorunda. Yani cevabımız 30 olmak zorunda sevgili gençler. Evet, bu sorunun cevabında kaç bulduk arkadaşlar? 30 bulduk. Bizden de o isteniyor. Hayır, o istenilmiyormuş. X'i kaç bulmuşuz? 30. Eksi y'yi kaç bulduk? 11. 30 eksi 11 isteniliyor. Cevabımız kaç yapar o zaman? 19 yapar sevgili gençler. Evet, bu sorumuzun cevabında 19 bulduk ve geldik şu soruya. Daha önce bu mantığı vermiştim. Bakalım. ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir kartonun A köşesinde bulunan bir karınca kartonun ön yüzünden ilerleyerek DC kenarı üzerindeki bir noktaya varıyor ve bu noktadan kartonun arka yüzünden ilerleyerek B köşesine geliyor. Ön yüzünden böyle, arka yüzünden böyle gidiyor arkadaşlar. Şöyle. B'ye ulaşmış. Peki AB uzunluğu 30, BC uzunluğu 8. Karıncanın gittiği en kısa yol nedir diye soruluyor. Arkadaşlar daha öncesinde, bir önceki videoda yapmıştık zaten böyle soru. Ne dedik? Bak bununla bunun toplamının en kısa değeri soruluyor aslında. Arka yüzeyden gitmiş ama olsun. Bu buraya değmiş. Buraya gelecek. Ne yapıyorduk? Bir tane üçgenin katlamasını alıyorduk. Al katlamasını ya da kartonun tamamının katlamasını al. Yukarı doğru katlamasını al. Alayım arkadaşlar. Hop şöyle, hop şöyle, hop şöyle. Kartonun katlamasını aldım bu sefer. Ya da bir üçgende katlamasını alabilirdik. O zaman bizim kartonumuz, bizim karıncamız A'dan başlayıp B'ye gelecek. Katlamasını aldığı zaman B buraya mı geldi? Evet. Bizim karınca buraya değmesi şartıyla buraya değip buraya gidecek ya. Buradan yani karşıya gidecekmiş gibi. Bunun en kısası nasıl olur? Bu doğrusal olduğunda olmaz mı arkadaşlar? Olur. Yani burası da 8. O zaman Pisagor bağıntısı. Hop Pisagor. Hocam burası 16. 16 ve 30'daki ortak çarpan 2. 2 çarpı 8. 2 çarpı 15. 8, 15, 17 üçgeninden. Burası da kaç çıkar? 34 çıkar. Yani şununla şunun toplamı. Yani X ile Y'nin toplamı. İşte katlamasını aldığımız zaman Y iken burası da Y oldu. Doğrusal olunca en kısa olur arkadaşlar. X artı Y'de en az 34 olur arkadaşlar. Hatırlamışsınızdır biz önceki videoda arkadaşlar. Güzel bir soru değil mi? Evet. Hatta katı cisimlerde bile bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yeri geldiğinde bahsederiz. Neyse. Evet, bu örneğin cevabında kaç bulduk arkadaşlar? 34 bulduk. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Evet, cevap 34 yaptı arkadaşlar. Neyse, geldik bir sonraki soruya. Şöyle zikzak 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 gelmiş. Bizden şu X uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar böyle bir şey olunca 90'ların böyle olduğu yerlerde neydi mantık? 90 dereceye karşılık getiriyorduk. 90 dereceye karşılık nasıl getiririz arkadaşlar? Dikdörtgen oluşturarak. Hocam şurada bir dikdörtgen oluştursak. Hop 3 ise 3, 4 ise 4. Hocam burada da bir dikdörtgen oluştursak. Dik üçgene karşılık geldi mi? Geldi. Dik üçgene karşılık getirmek ne kadar önemli görüyorsunuz. 4 ise 4, 3 ise 3. Hocam 7 ise 7, 2 ise 2 yaptı. Burası kaç yaptı? 12. Burası kaç yaptı? 16. Hiç düşünmeden yazıyorum. Ortak çarpana falan gerek yok. Çünkü size de ezberleyin dedim. Adınız soyadınız gibi. 3, 4, 5'in 4 katıydı. 12, 16, 20 üçgeni arkadaşlar. Geldik bu soruya. Evet, şekil 1'de kenar uzunluğu 60 cm olan bir kağıt verilmiştir. Kenar uzunluğu 60 cm olan kare şeklinde bir kağıt verilmiştir diyecektim arkadaşlar. Evet, niye ben bunu yazmadıysam? Kenar uzunluğu 60 cm olan kare şeklinde bir kağıt verilmiştir. Bu kağıt üzerinde AB ve AD kenarlarına olan uzaklıkları sırasıyla 37 ve 54. AB'ye ve AD'ye olan 37 ve 54. 37 ve 54. AB'ye ve AD'ye olan uzaklığı 37 ve 54 olan bir nokta. Şurası 37. Şurası da 54 santimetre. Hocam buraya kaç kaldı o zaman? 6. Hocam buraya kaç kaldı o zaman? 37 yapması için, tam 60 yapması için burası da 23 oldu arkadaşlar, değil mi? Evet. Kağıt 4 eşit bölgeye ayrılıp bölgelerden biri kesilip atılıyor. Şu şekilde şekil oluşturmuş arkadaşlar. Bölgeler üst üste gelecek şekilde kağıt iki kez katlanıyor. Şunu şöyle, şunu da şöyle katlamışım. K noktasında delik açılıp kağıt tekrar geri açılıyor. Delikler arasında düz çizgiler çiziliyor. Evet, şurası noktamız burasıydı değil mi arkadaşlar? Burası 60'tı. Burası 60 ise arkadaşlar bunlar 30-30 oldu. Eşit 4 bölgeye ayrıldı. Burası da 30-30 oldu. Şuraya olan uzunluk kaçtı arkadaşlar? 23 birimdi. 23 birimdi. Ondan sonra şuraya olan uzaklık belliydi. Şuraya olan uzaklık daha sade. Burası da 6 arkadaşlar. Şuraya olan uzaklık da 6. Şimdi hatta buraya olan uzaklık kaç arkadaşlar? Şöyle 23 birimse buraya da 7 birim kaldı. Evet. Şimdi bizim delik nerede arkadaşlar? Burada. Bakın şimdi. Delik burada. Şimdi ben bunu böyle katladım. Bunu da böyle katlayınca bu kağıtlar böyle üst üste geldi mi arkadaşlar? Geldi. Sonra ben bu kağıdı açtığım zaman simetriği olan yere gelmeyecek mi arkadaşlar? Şu simetriği buraya denk gelecek arkadaşlar. Bu doğruya göre simetriği. Bu kağıdı açtığım zaman bu doğruya göre simetriği buraya denk gelecek. Hocam buradaki uzunluk kaç? Şu uzunluk simetriği katlaması arkadaşlar. Üst üste binen kenarlar eşit. 30'sa burası 14 değil mi arkadaşlar? Pardon, 24 burası. Hocam burası da 24. Buradaki uzunluk 48 oldu. Hocam bu delik üst üste bindiği zaman 3 tane delik açılmıştı ya. Bu delik buraya denk geldi. Bunu da böyle açtığımız zaman bu da buraya denk gelmeyecek mi arkadaşlar? Şöyle. Zaten burası 7 ise burası da 7 yapacak. Sonra diyor bu delik bu kağıdı da böyle açtığımız zaman, şöyle açtığımız zaman bu delikte simetri olan bu noktaya geldi. Evet. Delikler arası düz çizgiler çiziliyor. Delikler arası düz çizgi. Bunu çizdim. Bunu çizdim. Bir de üçüncüyü çizeyim arkadaşlar. Şunu da çizeyim. Buna göre son durumda çizilen çizgilerle oluşan bölgenin çevresi kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar delikler arası çizgiler çizildiğinde şöyle bir üçgen oluştu. Bu üçgenin nesi soruluyor bize? Çevresi. Bir kenarını ne bulduk? Şuraya çizeyim isterseniz arkadaşlar kısaca. Şöyle şöyle ve şöyle. Burayı kaç bulduk? 14. Burayı kaç bulduk? 48. Hocam 2 çarpanı var. 2 çarpı 7 burası. 2 çarpı 24 burası. O zaman burası da 2 çarpı 25 yapmak zorunda. Yani burası kaç oldu? 50 oldu. İşte bu üçgenin çevresi isteniyor bizden. 50 burası, 48 burası, 14 burası. 50, 48 ve 14'ün toplamı isteniyor. İkisinin toplamı kaç yaptı? 62. O zaman burası da 112 yaptı mı çevre arkadaşlar? Yaptı. Bir daha bakalım arkadaşlar. 62. Evet, 112 yapıyor. Şuradaki üçgenin çevresi. Çünkü biz burayı 50 bulduk. 50, 48 ve 14'ün toplamı isteniyor arkadaşlar bizden. Tamam. Evet, zor bir soru mu? Aslında değil. Katlamasını değişik bir şekilde sorduğum bir soru. Delik açmışız falan filan. Evet, geldik şu soruya. Zehra, bu da benim yeğen. Evet, Ali Kara'nın kızı. Bakıyoruz arkadaşlar. Yani abimin kızı. Zehra açıölçer ve cetvel yardımıyla dik üçgen biçimindeki bir kartona aşağıdaki çizimleri yapıyor. Birinci çizim. C köşesinden açıortay doğrusunu çizip hemen çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle açıortay doğrusunu çizdik. Ama açıortay olduğunda şöyle gösterelim arkadaşlar, değil mi? AB'yi kestiği noktaya D diye harflendiriliyor. İkinci çizim. D noktasından AC'ye paralel çiziyor. D noktasından da AC'ye paralel çizdik arkadaşlar şu şekilde. Şuna paralel çizdik. Arkadaş paralel çizdik demeyle kalmayalım. Paralelse hocam şunlar paralel. 90 ise burası nedir? 90. BC'yi kestiği noktayı da E diye harflendiriyor. BC 25. Şunun tamamı 25. BD uzunluğu 15. Şuraya kadarki parça 15 ise Zehra'nın çizdiği ikinci çizgi kaç birimdir? Yani ikinci çizgide burasıydı. Şuradaki uzunluk nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar benim şuradaki açıların eşit olmasını kullanmam lazım. Şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. Hocam şöyle bir Z kuralı var değil mi burada? Doğrudaki açıdaki bilgileri de hala kullanıyoruz. Yani Z'den dolayı nokta açısı yaptı. Noktaya nokta. Zaten paralel kenar konusuna geldiğimiz zaman da paralel de kenarda öyle açıortaylık olduğunda Z'ye dikkat edin diye hep böyle söyleyeceğiz arkadaşlar. Burada da Z kuralı var nokta. İkiz kenar çıktı mı? Çıktı. X. Tamamı 25'ti. Buraya ne kaldı? 25 eksi x kaldı. Yap Pisagor'unu kardeşim. Hocam 25 eksi x'in karesi eşittir x'in karesi artı 15'in karesi deyip işlem yapabilirsiniz. Ya da hocam burası 25 eksi x, burası 15, burası da x. 15 dik kenarda 15 olan 2 tane dik üçgen var. Ya 8, 15, 17 üçgeni ya da dik kenarda 15 olan 3, 4, 5'in 5 katı 15, 20, 25 üçgeni. Acaba 8, 15, 17 mi? Şuraya ben 8 koyarsam 8, 15, 25 eksi 8, 17 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Bizden de Zehra'nın çizdiği ikinci çizgi. Yani bu uzunluk isteniyor. Zaten burada da işlemi yapsan x sen 8 birim olarak bulursun arkadaşım. Evet, böylelikle cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 8 çıktı. Güzel bir soru. Geldik buraya. Aa hocam 6, 8, 10'u yapıştırdın. Burada da onu yapıştırdın. Ula bir şey gelmedi. 18'i kullanamıyorum. Tüh ya. Bir şey yapamıyoruz. Hocam peki şöyle yapsam. Şuradan şunu çizsem böyle. Aa 8 burası, 24 burası. Böyle garip Pisagorlar da. Hadi burayı bulsan ne olacak ki? Gerçi 8 kök 10 diye ben direkt buldum da siz de bulmuşsunuzdur büyük ihtimalle. Niye? 8 çarpı 1, 8 çarpı 3. 8 çarpı kareköküne 1'in karesi artı 3'ün karesinden dolayı. Bak kafadan yapacaksınız dedim ya. Harbi yaparsınız. Buradan da çıkmıyor. Ne yapmam lazım? Soruyu çözmek istiyorsak bak verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayız. Burada ne var mesela? Hangi bilgiyi kullanmak zorundayız? Hocam şu eşitliği kullanmak zorundayız. Ha, eşitlik var. Eşitlik varsa ne vardır arkadaşlar? Eşitliğin mantığını nasıl kullanıyorduk? Kalemimi şuraya koysam. Anladınız mı? Anladınız, anladınız. Kalemimi eşitliğin olduğu yere koyduğum zaman eşitlik varsa ne yapıyoruz? Orta taban çiziyoruz. Hop, iki ihtimalim var. Ya sağa çizeceğim ya aşağıya çizeceğim. Karışık olan yer daha makbuldü. Şuraya doğru çizdim. Buraya orta tabanı çizince aa hocam bunlar eşitse bunlar da eşit olacak. 9, 9 yapacak değil mi arkadaşlar? Çünkü hangi üçgende çiziyoruz? Şu üçgende orta tabanı çiziyoruz. 18'i 2 eş parçaya bölecek. 24 değil. 9, 9. Aa hocam ne çıktı burada? 8, 15, 17 üçgenden 17 çıktı. Zaten bu bir orta taban çizgisiydi arkadaşlar bu üçgende. 17 ise burası da kaç yapar? 34 çıkar arkadaşlar. Evet, cevabımız böylelikle 34 oldu. Aslında çok kolay bir soru ama unuttunuz değil mi orta tabanı? Yani ek çizimleri unuttunuz değil mi? Hiç aklınıza gelmedi. Neyse, geldik şuraya. Şuraya baktık. Dikler falan filan verilmiş. 8, 7 ve 4 verilmiş. Bu şekilde DK ve DC dik olacak şekilde. Hocam K yok burada. Dur, sorunun devamını okuyayım o zaman. Bu şekilde DK dik DC olacak şekilde. DC'ye dik DK çizecekmişim arkadaşlar. DK'yı çizelim bakalım. DC'ye dik DK'yı çizdiğim zaman. Şöyle bir şey mi oldu arkadaşlar? DK dik DC olacak şekilde 2 birim uzunluğundaki DK. Evet. 2 birim uzunluğundaki bir DK'yı çizdim arkadaşlar. DK doğru parçası çizilip A ve K noktaları arasına bir cetvel yardımıyla düz bir çizgi çiziliyor. A ve K'ya bir şey çizecekmişiz arkadaşlar. Ama öncelikle şöyle bir şey yapayım. Niye yaptığımı söyleyeceğim şimdi. Dur. Evet. Sonra buradan burayı birleştirdiğimde. Dur. Buradan burayı birleştirdiğimde. Hop. Şurayı birleştirdiğimde. Arkadaşlar bizden ne soruluyor? AK uzunluğu soruluyor. Tamam. AK uzunluğu soruluyor. Aa hocam şöyle merdivenvari bir şey var. 90'larda çok fazlaysa en etkili silahımız dikdörtgen oluşturmaktı. Dik üçgene karşılık getirmek için. Hop, dikdörtgen oluşturdum. Hocam 90'sa 90. 90'sa 90 dikdörtgenden dolayı. 4'se 4. 7 ise 7. Aa ne çıktı? 9. 12. 15 üçgeninden cevabımız 15 çıktı. Cevap 15. Ama dur. AK uzunluğunun alacağı değerler toplamı soruluyor bana. Hay Allah ya. Ne yapacağız hocam? Ama burada soruyu iyice okuyalım. DK dik DC olacak şekilde. DK dik DC. Hocam ben sağa doğru çizdim DK dik DC. 2 birim sağa çizdim. 2 birim sola da çizseydim aynı şey oluşacaktı. O zaman 2 birim de sola çizelim arkadaşlar. Şunu şöyle biraz küçülteyim. Heh. 2 birim de sola çizip de şey yapalım o zaman arkadaşlar burada. DK dik şeyde hemen şunu çizdim. 2 birim buraya çizdim arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? Şurası K noktası. Şu AK uzunluğu isteniyor. Ali Kara uzunluğu isteniyor. AK'yı nasıl buluruz? Dikdörtgene tamamlayarak. Tamamla kardeşim şöyle dikdörtgene. Tamamladık. 4 ise 4. Hocam 7 ise 7. 5 kaldı. 90 derece. Bu sefer buradaki Pisagor'dan ne çıktı? 5, 12, 13 üçgenden burası da 13 çıktı. AK uzunluğu bir şekilde kaç çıktı? 15 çıktı. Bir şekilde kaç çıktı? 13 çıktı. Yani bizden 15 ile 13'ün toplamı isteniyor. Toplam kaç yapar o zaman? 28 yapar. Güzel bir soru, hoş bir soru. Yani direkt şeye bağımlı kalmayın. Sağda olabilir, sola da olabilir arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Evet, böylelikle bu sorumuzun cevabını 28 bulduk. Ve geldik şuraya. Yeni bir soru. Yeni eklediğim sorulardan biri. Arkadaşlar şöyle bir soru var. Şekil 1'de kare şeklindeki bir levanın etrafına sarılan bir iple dengede kalan A ve B cisimleri gösterilmiştir. Dengede kalan A ve B cisimleri gösterilmiş. Peki. Şimdi arkadaşlar 20 verilmiş. İşte buradaki sayıları vermiş bize. Şekil 2'deki A cismi bir miktar aşağı çekiliyor. İpin boyu sabit kalmış ve cismin zemine olan uzaklığı 10 birim olmuştur. Arkadaşlar şunu düşünseniz ya. Şu ipin uzunluğuna ip diyecek olursak. Şu ip. İp artı 12 artı 20 sana şuradaki çevreyi mi veriyor arkadaşlar? Evet. İp artı 12 artı 20. Hocam burada da ip uzunluğu var. İp artı. Bakın burada da ip artı. 10 artı şuraya da y diyelim. 10 artı y yine buradaki çevreyi mi verecektir bana? Şu uzunluk, şu uzunluk ve şu uzunluğu verecek midir arkadaşlar? Verecektir. Yani şunu demek istiyorum. Bu ikisinin toplamı bu ikisinin toplamına eşittir. Niye? Çünkü tekrar söylüyorum. İp artı 12 artı 20. Şu çevreye eşit arkadaşlar. İp artı 12 artı 20 eşittir. Burada da 10 artı ip artı y'ye, yani ip artı 10 artı y'ye eşit olacaktır. İplerin uzunlukları birbirini götürdü. Burada ne kaldı o zaman? Y'yi kaç bulduk arkadaşlar? 22 olarak bulduk. Evet, y buradan 22 çıkar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada bir şey var, görüyorsunuz. Şurada bir şey var. Ah hocam 90'lıklar varsa ne yapmam gerekiyor benim burada? Benim burada şunu yapmam gerekiyor. Hocam şuradaki mesafeyi, aralarındaki mesafeyi bulabilir miyim acaba? Hocam dikdörtgen oluşturmak en güzel yöntemlerimizden biriydi. Hop, dikliği çizince 12 ise 12 oldu mu dikdörtgenden? Ne kaldı buraya? 8. 8, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden 6 çıktı burası. Hocam burası 6. Hocam aynı şekilde burası da 6 olmaz mı? Burada da dikdörtgen oluştursak. 10 ise burası da 10. Tamam 22. Buraya 12 kaldı. Aa, Pisagor. 6, 12. Aa, bildiğimiz özel üçgen. 1, 2 kök 5 üçgen diyeyim arkadaşlar. Evet. Direkt cevabımız ne çıktı? Kök 5 çıktı. 6 kök 5 çıktı. Evet, cevap 6 kök 5 oldu. Çok güzel bir soru ya, değil mi arkadaşlar? Önemli olan şu. Şu toplam hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlar. İp nerede olursa olsun. İstediği yerde olsun. Sonuçta ip artı 20 artı 12 ile ip artı 10 artı y yine birbirine eşittir. Yani şu mantıkta soru. Bir şeyleri gizlemişiz, onu da şuradaki temel mantıkta buluyoruz arkadaşlar. Değil mi? Hoş bir soru. Evet, geldik bir sonraki soruya. Aşağıda düz bir zeminde A ve B uçlu kalemleri gösterilmiştir. Her iki kalemin de ucunda başlangıçta uç yoktur. Kalemler arası yatay mesafe 4 cm'dir. A kaleminin boyu 10 cm. Şuraya 10 cm yazayım arkadaşlar. Sanırım milimetreye çevireceğiz. 10 cm 100 mm'dir arkadaşlar. Burası da 40 mm'dir. Milimetre hesabı var çünkü burada arkadaşlar. Ondan sonra bunun kaleminin boyu da 120 mm yapacak o zaman. 12 santimetre ya 120 mm yapacak arkadaşlar. Evet, A kalemine her basıldığında ucundan 1 mm çıkıyor. Arkadaşlar A kalemine her basıldığında ucundan kaç çıkıyormuş arkadaşlar? 20 mm çıkıyormuş. Peki B kalemine her basıldığında ucundan 3 mm çıkıyor. Ucundan 3 mm çıkıyor. O zaman bu daha da şey yapacak arkadaşlar. Yukarıda doğru olacak. Şimdi her iki kaleme de eşit sayıda basıldıktan sonra uç noktalar arasındaki mesafe 5 oluyor. Evet, uç noktalar arasındaki mesafe 5 cm oluyormuş. 5 cm dediğimiz kaç milimetredir? 50 milimetredir. Çünkü şekli milimetreye çevirdim. Arkadaşlar bu her bir uç 1 milimetre çıkmıyor mu? X tane basarsam x çarpı 1'den x olmaz mı arkadaşlar buradaki uzunluk? Ben buna da x defa bastım. Her biri 3 milimetre çıkmıyor mu bu B kaleminden arkadaşlar? 3 milimetre çıkıyorsa o zaman x çarpı 3'ten her bir basışta x defa başladıysam x tane 3 nedir arkadaşlar? Burası da 3x kadar olmaz mı arkadaşlar? Şurası da 3x kadardır. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın burası x artı 100. Burası 3x artı 120. Şu aradaki mesafede 40 verilmiş. 90'lar var mı? Var. Zemine dik olarak verilmişti zaten bunlar. Dikdörtgen oluşturmak en etkili silahımız değil miydi? Evet hocam, dikdörtgeni oluşturalım. Aa hocam, dikdörtgeni oluşturduk. Dikdörtgen oluşturunca burası 40 iken burası da 40 mı? Evet. 50, 40. Ne üçgeni? 30, 40, 50. Hocam buraya zaten biz 3x demiştik. Buraya kaç kaldı o zaman arkadaşlar? Tamamı 3x ise burası da 30 ise buraya da 3x eksi 30 kaldı. Hocam burada bir dikdörtgen var. X artı 100 burası. Burası da ne? 3x eksi 30 artı 120. Yaz o zaman oraya. X artı 100 neye eşit olmalı arkadaşlar? 3x eksi 30. Çünkü buraya 30 buldum. Tamamı 3x'ti. 3x eksi 30 yaptı burası arkadaşlar. 3x eksi 30 artı 120. 3x eksi 30 artı 120 olur burası da. O zaman burada ne çıkıyor arkadaşlar? Bunu buraya attık. 2x. Şurası kaç çıktı? Artı 90. Öbür tarafa atınca da 100'den 90 çıkınca 10 kaldı. 2x eşittir 10 ise x'i de kaç bulduk? 5. Bu 5 zaten x defa başlayalım demiştik arkadaşlar. Buna göre kalemlerden birine toplamda kaç defa basılmıştır? Yani toplamda 5 defa basılmış oluyor arkadaşlar. Yani görüyorsunuz arkadaşlar burada yani şu mantığı vermek istedik. Hikayeli bir kısımda vermek istedik. Hani şöyle bir şey gördüğünüz zaman artık arkadaşlar böyle bir şey gördüğünüz zaman da tabii ki 90'lar var ya dikdörtgen oluşturup dik üçgen oluşturmak çok önemli şeydir arkadaşlar. Bak burada da onu yaptık aslında. Hani iki soruda da bak o kavramı uygulattım. Onu öğrettim. Nasıl öğrettim? Yeni nesil sorularla öğrettim arkadaşlar. Normalde size soru şöyle sorulsa. Burası çok kolay değil mi arkadaşlar? Normalde soru size böyle gelse. Hocam burası x artı 100. Hocam burası x artı bakın 3x artı 120. Burası da 40 birimse. Burası da 50 birimse. X nedir diye sorulsa. Aa çok kolay soru hocam. Şuradan bir dik çizelim böyle. Değil mi? Buradan dik çizip oradan yola çıkarız diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani burası 40. Burası 30. Aa 3x artı 120'den 30 çıkartırsam buraya gelir. Burası 3x eksi 90 oldu. Şunlar birbirine eşit oldu deyip yine aynı sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Kolay bir mantık. Ama işte dediğimiz gibi kolay soruları bu şekilde yeni nesle çevirebiliyoruz arkadaşlar. ÖSYM de aynen bunu yapıyor gençler. Geldik bu soruya. Aa ne güzel bir soru. Pisagor mu yapsak? Sakın. Tanıdık Pisagor olmayınca yapmayın. Burası kaç? 28. 28 24 ile ilgili 2 çarpı 12 2 çarpı 14 ya da 4 çarpı 6 4 çarpı 7 özel bir üçgen yok. Pisagor bulup da şurayı bulmana gerek yok. Ne yapacağız hocam? Şimdi soruda o zaman bir şey yapmalıyız. Aa hocam 90'ın karşısında eşitlik var. Acaba muhteşem üçlü mü çizsek? Muhteşem üçlü çizsem şuradaki x'in alakasızlığı hala daha devam ediyor değil mi arkadaşlar? Evet. Muhteşem üçlünün olduğu sorularda ek çizim çizdin ve hala alakasızlık devam ediyorsa ve ek çizim hissiyatta içinde varsa hala o zaman ne yapacaksın? Eşitliğin mantığını düşüneceğiz. Aa eşitlik var. Eşitlik varsa ne vardır büyük ihtimalle? Orta taban. Hocam ya buraya orta taban çizeceğim ya buraya orta taban çizeceğim. Karışık olan yer daha mantıklıydı. Bak x'e yakın olmalıyım. Yani şuraya bir orta taban çizmek daha mantıklı. Çizdim orta tabanı. Hocam 24 ise burası nedir? 12'dir. Bunlar birbirine paralel. 90 ise burası da 90'dır. E burası da kaç? 28. Orta taban çizgisi olduğu için 14 14 olmalı burası. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 5 mi kaldı? Evet 5 kaldı 14 yapması için buranın. Pisagor 5 12 ne üçgeni? 13 üçgeninden cevap 13 oldu arkadaşlar. Evet bu örneğin cevabında böylelikle 13 bulduk. Bakın ek çizimler karşımıza çıkabiliyor. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Evet sonrasında öklit bağıntısı var. Bir ABC üçgeninde çiz kardeşim rastgele bir ABC üçgenini çiz şöyle ya. ABC üçgenini çizdik. Bir ABC üçgeninde ne demiş ABC üçgeninde? A köşesinden BC'ye ait kenarortay doğrusu çizildiğinde. A köşesinden BC'ye ait bir kenarortay doğrusunu da çizdim. Kenarortay olduğunu göstereyim arkadaşlar. BC'yi K noktasında kesiyor. Evet Ali Bey uzunluğu 16. Ali Kara uzunluğu 6. AB ile AK dikmiş. AB ile AK dikmiş. A burası 90 derece. AC uzunluğu X nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. Yani şuradaki uzunluk nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hocam Pisagor'u yapayım ya. 6 16. Özel bir şey yoksa yapma zaten arkadaşım. Bakın 2 çarpı 3, 2 çarpı 8, 3 8 ile ilgili bir şey yok maalesef. O yüzden hiçbir işinize yaramaz. Ne yapmamız lazım? Hocam benim şu eşitliği kullanmam lazım. Bak muhteşem soruyu sordun kendine. Hocam benim bu eşitliği kullanmam lazım. Eşitliği kullanman için eşitliğin olduğu yere kalemini getirdim. Ne yapıyorsun? İki ihtimalin var. Ya buraya paralel çizeceksin ya buraya paralel çizeceksin. İstediğin yere çiz. Ben buraya çizdim arkadaşlar paraleli. Orta taban çizgisini çizdim. Orta taban. Şunlar birbirine paralel. Hatta 1'e 2 oran var. Hatta şunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit. 8 8. Aa 6 8 10 üçgeni çıktı. Orta taban çizgisiydi. Burası da kaç çıktı o zaman? 20 çıktı. Yani x dediğimiz olay AC uzunluğu kaç çıktı? 20 çıktı. Görüyorsunuz eşitliğin mantığı işte böyle kullanılıyor. Eşitlikte ne yapıyoruz? Orta taban aklımıza geliyor. Ve gençler böylelikle bu videoyu da bitirdik. Güzel bir videoydu. Güzel sorularla karşılaştık. Ve ufkunuzu açan sorulardı. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dik üçgene yine devam. Öklit bağıntılarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.